Meme sağlık sorunuyla ilgili gitti danışan. Dedi ki benim şikayetlerim var. Genel cerrahi dedi ki evet burada bir sıkıntı olabilir. İçimiz rahat etsin, patolojiye gidiyor. Patoloji dedi orada başında yakalandı ya da derecesine göre bir raporlama sundu. Sonrasında radyasyon onkolojiye sizin alanınıza mı geliyoruz diye gelen sorular var. Şimdi hastanın teşhisi kondu. Biyopsi alındı. Biyopside meme kanseri teşhisi kondu. Meme kanseri teşhisi konduğunda hastaya bir cerrahi planlanır. Bu cerrahi genel cerrahi doktoru tarafından yapılır ve hastaya plan program yapılır. Memenin hangi dokusu alınacak, koltuk altında ne kadar temizlenme yapılacak bunun kararı verilir. Ama bu kararı vermeden önce ilk biyopsi yapıldıktan sonra bütün vücudun taramasını yapmamız gerekir. Bu vücut taraması şu anda en güncel, en bize yol gösteren görüntüleme yöntemi PET-CT'dir. Bütün vücuttaki kanser hücrelerini bize gösteren bir teşhis yöntemidir. Her hastanızdan istiyor musunuz diyelim? Bunu Ya da yapılması şart mıdır? tedavimize yol göstermesi için bize çok faydası olduğu için yine hasta bazlı karar verip hangi hastada neyi isteyeceğimize karar veriyoruz ama bize çok fazla yol gösteriyor. Peki. Çoğunlukla her hasta için demeyeyim. Bu hastanın diğer organlarına sıçramadığı görülürse, karaciğerine, kemiklerine, akciğerine, beyine buralara sıçramadığı görünürse hasta erken evre bir meme kanseridir. Ve erken meme kanseri de öncelikle bir cerrahi olarak eğer kitle çok küçükse cerrahi olarak çıkarılır. Koltuk altı da temizlenir. Ondan sonra hastanın tedavisi başlar. Velev ki hastanın memesindeki kitle belli bir altındaki meme dokusunun altındaki kas dokusuna yapışıksa, kitlenin büyüklüğü biraz fazla, çevreye çok fazla yayılmış, koltuk altında da yayılım varsa o hastaya cerrahi önce yapılmaz, önce kemoterapi yapılır. Kemoterapi ile o kitlenin küçülmesi beklenir. O kitlenin hem koltuk altı hem meme kitlesi küçülür. Ondan sonra o kemoterapi bittikten sonra hasta cerrahiye alınır. Ama bu kararı biz tek başımıza vermiyoruz. Bu kararı onkoloji konseyinde karar veriyoruz. Bu kararı bizim her hafta toplandığımız onkoloji konseyimiz var. Her çarşamba toplanırız. Burada genel cerrahi uzmanı, radyolog, patolog, kadın doğumcumuz, medikal onkoloji dediğimiz kemoterapi uzmanlarımız, radyasyon onkolojisi dediğimiz radyoterapi uzmanları, genel cerrahi doktorları, beyin cerrahisi, nöroloji, tüm göğüs branşlar. cerrahisi, göğüs Evet. hastalıkları. Şimdi hepsini tek tek aklımdan Gözünüzün geçiriyorum. önünden Yaklaşık geçiyor değil mi hocam? 18-20 tane Evet. hekim bir arada ve hasta bazlı kararlar veriyoruz. Bu hastaya önce kemoterapi yapılacak, sonra cerrahi veya önce cerrahi yapılacak, sonra kemoterapi, radyoterapi kararı verilecek diye kararları veriyoruz. Sonra hasta ameliyatını oluyor. Ameliyatını olduktan sonra belli bir süre geçiyor. Ondan sonra iyileşme süreci, ondan sonra hastamıza radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi uygulamaktayız. Işın tedavisinin uygulanmasının sebebi de meme dokusundan kitle çıkarılmıştır. Ama kitlenin çıkarıldığı yerin çevresinde cerrahi sınırları çok yakın olabilir. Veya çıkarılan kitlenin patolojik tipi çok agresiftir, çok hızlı ilerleyen bir tiptir. Belki koltuk altında yayılımı fazladır. Hep bunların kararı o konseyde verilir. Ona göre hastamıza radyoterapisi yapılır. Bu radyoterapi de hastamıza seanslar halinde uygulanır. Bu radyoterapi hasta bir kere makineye girip her tarafı ışınlanıp çıkılacak bir yöntem değildir. Bu radyoterapi hafta içi her gün girer hastamız tedaviye. Cumartesi, pazar girmez. Hafta içi her gün 10-15 dakika kadar makinede kalır. Çok O konforlu bir süre makinedir. yeterli midir diye soran oluyordur Onu mutlaka. uluslararası standart bir doz Standart. vardır. Evet. Hastalığına göre, hastalığın cinsine göre, çıkarılan kitlenin büyüklüğüne göre, o belirlenen süre palyatif dediğimiz hastalık eğer başka organlarına ya da sıçradıysa ve o sıçramış olan organlarda hasta çok ağrı şikayeti oluyorsa, akciğerinden yemek soluk borusuna sıçramış da hastada kanamalı kusmaları varsa, öksürürken kusmaları varsa, bunlar hep şikayetlerini düzeltmek için de kullanılabilecek ışın tedavisi yöntemidir.
Buna göre hastanın tedavisi bazen bir seans, bazı hastalarda 7 haftaya kadar sürer.